Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir Mount & Blade'deki Bannerlord bölümüne hoş geldiniz efendim. Mount & Blade'deki Bannerlord serisinde Umay Hatun serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlar, yeni yeni klanlar aramıza katıldı. Bu aramıza katılan klanların her birinin güçlenmesini ve büyümesini sağladık. Ama şu bizim Filingdol Kalesi'ni verdiğimiz adamın bayrak sembolünü pek algılayamadım. Yeni yeni klanlar meydana geldi. Görmüş olduğunuz gibi Babuş'un yaveri, Babuş'un öfkesi ve Babuş'un ihtişamı klanları hizmet veriyor bizlere ve bu yeni aldığımız kaleyi de Babuş'un ihtişamı klanına vereceğim efendim. Sonrasında işte direkt Rivale şehrine gideceğiz. Ardından da Ustokol'e gideceğiz. Biliyorsunuz Rivale şehri bizim, Ustokol'ü de artık kim isterse alır. Sturgia'nın düştüğünü gördük ve biz de paldır küldür daldık içeri. Vurabildiğimiz kadar vuracağız. Bu arada eşimi tekrardan orduma aldım. Bu ne anlama geliyor? Buradaki kılıksız Okon'a Kranirok ve Mahzadan kalelerini bahşedip onu da bir klan olarak gün yüzüne çıkaracağım efendim. Bu arada izlediğiniz seriyi hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin beğenileri benim için çok çok önemli. Ayrıca abone olursanız da gerçekten müthiş olur. Ve niye her seferinde kendi elimi öpüyorum bilmiyorum, böyle yemek çok güzel olmuşlar gibi. Ama güzel olur yani, o tadı, o lezzeti alırım, anladın mı? Evet, Nurtaş ablam el sallıyor merhaba merhaba diye. Kurnazlık verelim kendisine ya da sosyallik. Sosyallik ve kurnazlık güzel. Kurnazlığı da kendisi kastı. Şöyle şurayı toparlamaya devam edelim. Sevgili dostlar, sıfırdan kuruyoruz klanı, sıfırdan. Bu bizim için gerçekten çok çok önemli. Hemen şuralara bir ekipmanları basılsın. Ardından kaleyi tribüşelerle yoralım. Minimal kayıpla ilerleyelim ki şehri alabilelim, Rivale şehrini. Ve bize bir karşı saldırıları da olmadı. Gayet güzel, gayet hoş. Ve sevgili dostlar, daha fazla Mount & Blade'deki Bannerlord içeriği için Samet Güngör Ekstra YouTube kanalına bakabilirsiniz efendim, haberiniz olsun. Orada da canlı yayında oynanan Aseray serisi geliyor. Jabbar isimli bir 10 boylarında. Kendi küçük ama yüreği kocaman bir karakterimiz var. Pardon, bu arada yan ekrana tıkladım. Kendi küçük yüreği kocaman bir karakterimiz var. Bu karakterin maceralarını izleyebilirsiniz, haberiniz olsun. Farkındayım, kuşatma kulelerini beklemek elbette ki uzunca bir zaman aldığı için sıkıntılı. Ama baktığınız zaman minimal askeri kayıpla maksimum verimi alıyoruz. Yani geçen kaleyi aldığımızda hatırlayınız efendim. Geçen bölümde, bir saatlik efsanevi bölümde yaklaşık sadece 10-15'lik bir kaybımız vardı. Yani hiçbir şeyimiz yoktu. Bu arada birazcık geri çekmekte zorlandığım için bir parça dayak yedi türü bir şeyler. Olur o kadar. Yapacak bir şey yok. Bu arada krallıklar, hani bir krallığı çok aşırı ezdiğimiz için diğerleri artık böyle bir başa geçmeye başladı. İlerleyen zamanlarda en çok büyüyen krallık kimse ki şu sıralar Kuzeyit gibi duruyor. Kendilerini bir gidip ziyaret edebilirim. Tabii ki biliyorsunuz ki bu ziyaret şu şekilde gerçekleşecek. Gidip kesebildiğim herkesin kellesini alacağım. Ama işte kelle almanın da şöyle bir problemi var. Şöyle bir dezavantajı var. Kuleleri vurun, kuleleri. Tamam. Kelle almanın da şöyle bir dezavantajı var. Ben burayı havada karada tutarım elimde. Şu nüfuza bak. Köylerin benimle arasındaki ilişkisi bozulur mu acaba? Yani elemanların kellesini aldığım için... Oh! Menzil bonusu ve birlik büyüklüğü bak. Benim birliğimin alayı süvari. Lordlarının kellelerini aldığım için topraklarla aram bozulur mu acaba? Köylerden, hani Kuzey köylerinden eskisi gibi adam alabilir miyim? Onu merak ediyorum. Neyse, bakalım. Bu kale saldırılarında sürekli bir sorun oluyor. Herhalde bizden aynı anda 400 asker girdiği içindir, emin değilim ama. Haydi bakalım Umay Hatun. Bir kale daha almaya. Güzel. Hızlı fren yapmak adına çarptım oraya. Atı dedim 2 saat durdurmaya uğraşmayalım. Burada bir müddet okşalışılır değil.
Oklaşılacak yerine okşanılacak gibi bir şey diyecektim az daha. E demiş oldum. Evet, dilim sürçebiliyor efendim. Dilim sürçebiliyor. Ben daha cümlemi tamamlamadan karşıdan böyle ok atışları geldiği için. Bu arada buraların sur seviyesi o kadar yüksek değil ya. Bu yerleşim yerleri beni korkutuyor açıkçası. Merhaba. Güzel. Hocam buraları ele geçirmesi kolay da savunması o kadar kolay mı bilmiyorum. Yani Babuş'un Kingdom of Babuş krallığı tüm ihtişamıyla büyüyor. Lakin bu aldığımız yerleşim yerlerini nasıl savunacağız bilmiyorum. Ve kirpiye döndüm, kirpiye. Umarım buranın içerisinde böyle bir iki tane de olsa esir vardır. En azından esirlerden tekrardan ordu toparlarız. Güzel olur. Hoppa. Batanya kahramanlarından biri. Hop. Tam bu noktayı komple ele geçirdik ya. Biraz bizim için zor oldu da tabii. Kaç tane ok yediğimin haddi hesabı yok çünkü. Merhaba. Hareket ettiğim için oldu ya. Al. Sen neden vurulmuyorsun ha? Şöyle. Koçbaşı kapıya kadar gelmeyi başardı. Ben de bir nereye sıktığımdan habersiz bir ok salladım. Atletizm becerim artıyor gitgide. Vallahi kuşatma savaşlarına gire çıka. Atletik bir karaktere sahip olacağım sanırım. Bak bu arada var ya, en güzeli bu. Gerçi yok, en güzeli bu değil. Önceden arkadaşlar baya baya bu surlara çıkmak zor oluyordu biliyor musunuz? Yani adamlar kuşatma kulesindeyken şeyi takip etmiyorlardı. Merhaba. Bütün merdivenlerden çıkmıyorlardı, o biraz sorun çıkartıyordu. Ama yeni güncellemelerle oyun daha iyi hale geldiği için muhtemelen bir sorun yaşamayız şeyde. Yaşanmıyor yani genelde kuşatma kulelerinde. Ama abi önceden kuşatma kuleleri efsane bir sıkıntıydı ya. Hani 3 tane merdiven var, adamlar sadece birini kullanıyor. Geri kalanlarını kullanmıyorlar. Abi önceden kapıya bile vurmuyorlardı bu arada. Hani koçbaşıyla geldin, kalenin kapısını kırdın. Peki, hiçbir önemi yok çünkü vurmayacaklar. İç kapıyı tek başına kırmak zorunda kalıyordum. Ama her şeyi daha da iyi hale getiriyorlar ya. Sürekli getirilen güncellemelerle her şey daha iyi hale geliyor. Eskisinden çok çok daha optimize. Bundan bir önceki güncellemede böyle şiş gibi yağan bir kar efekti vardı, tamam mı? Damla damla tek bir noktaya yağıyor ve o kadar kastırıyordu ki bilgisayarları. Yani en azından benimkini. Çok fazla kastırıyordu. Düzeliyor. Her şey çok çok daha iyi hale geliyor. Ben açıkçası oyunu oynamaktan büyük keyif duyuyorum. Atletizm de artıyor. Çok çok iyi. 82 birim asker mi? Hocam 82 birim asker ne? Savaş atı kalmamış bu arada. Bir ara uğrayıp savaş atı almak lazım. 82 birim asker çok çok iyi bu arada. Yani buraya savunma yapabilmemizi sağlar. Merhamet göstererek burayı ele geçirelim. Kılıksız Orkon yağmacı bir tip mi? Herhalde merhamet göstermeme bir şey demez ya. Garnizonu yönet diyelim. Pekala. Önce şöyle yapacağız. En iyileri bir al üstüne. 174 adam da fazlaymış ya. Kılıksız Orhon'a daha toprak vermeye var ama birliğini alalım. Kendi sevgilime kurduracağım. Eşime kurduracağım daha doğrusu orduyu. Onun zaten yöneticilik becerisi her türlü Kılıksız Orhon'dan çok çok daha iyidir. Birliğini dağıt. Kılıksız Orhon bana katıl. Gel bakalım. Ardından hemen şuradan birlikler. Birlik oluştur. Simir. Hemen Simir'e verelim orduları şöyle. Au, evet.
şey oldu değil mi orada? Hı hı. Bizim atlıları da verdik karşıya. Çünkü atlıların, tiyarı düşük atlıların daha doğrusu burada durması pek mümkün olmadığından onları da vermiş olduk. Peki tekrardan atlılara bir sıra yapılır. Evet. Tamam. 150'den fazla adam taşır umarım. Tamam. Tamam değil aslında. Bir sıkıntı var. Benim atlılarım bir kısmı şehrin içinde kaldı galiba. Ülen Samet, Ülen Samet. 180 adam taşıyabiliyor musun peki Simir? Dur, Ulteim kalesini halledeceğim. Öncelikle bir garnizondaki akıncılarımı alayım da. Akıncı, Asil'in oğlu falan. Şunları bir alayım. Kılıksız Orhan'ı da bir yerine koyalım. Kılıksız Orhan'a toprak vereceğiz en nihayetinde. Var mı burada Akıncı ya da Kuzey Tatlısı? Evet, atlına amına bir şey yok. Peki benim May Koca acaba ne kadar ordu tartabiliyor? 165. Tamam. Bir 15 askeri buradan alır kaleye koyarız. Tık tık. Eyvallah. Her türlü daha karlı oldu. Tabii benim orduları karman çorman dağıtıp atlılarımın ve süvarilerimin kafasını ütülemem dışında şu an için her şey yolunda gibi. Bu kadar kaybımız yoktu muhtemelen ama olsun. Bu Ulteim Kalesi kime verilecek biliyor musun? Fıçı Göğüs'e verilecek. İnsanlar Gezgin Nus'u destekliyorlar ama... Gezgin Nus, sana vereceğim toprak, merak etme. Merak etme, sana toprak verilecek. Buranın sadakatinden yana bir sıkıntı olmayacağına inanıyorum. Ben içerideyim diye mi acaba böyle sadakat yönelimi? Artı 5. Ya sadakatinden yana bir şey olmaz buranın. Yeterince askeri var. Pekala. Şimdi buradan hemen Reveal'ı almaya yönelirsek çok çok iyi olur. Ya da Kranirok'la Mahzadan Kalesi'ni mi alsak acaba? Buralarda fightlar olduğu için içeride adam oluyor ve neredeyse kayıp vermeden savaşıyoruz. Tabii benim agaların böyle birazcık canının sıkılması dışında her şey yolunda gibi duruyor. Hızımız neden 2.4? Efendim? Hızımız? Tabii tutsaklar da etki ediyor da. Temel sorun şu, ben tek başıma takılmaya alışık olduğum için. Şimdi orduda birçok piyadenin yer aldığı bir grup var. O yüzden bütün piyadeler falan bu grupta olduğu için zor oluyor. Benim Zulam Varçek'te miydi acaba? Değil. Seonon'daydı. Peki. Seonon'a gidip o atları almam lazım. Umay Hatun'un liderlik 200. Yakın dövüş silahı kullanan tutsakları birliğe alma oranı %50 artar. Süvarilere %10 tecrübe. Öldürdüğün düşmanların senin tarafında yer alan askerlerin savaş moraline %100 etkisi olur. Okçular için daha çok tecrübe. Fark yarat. Yani benim öldürdüğüm adamların tecrübe vermesi çok güzel bir şey. Oha! Lan Maronat nasıl Kergit'e katıldı? Kuzeyit'e. Haydi. Maronat bağımsız bir yerdi. Galiba bu yeni bağımsız olan agaları diğer insanlar alıyor değil mi? Yani... Aynen. Loren'in kralı Kuzeyit'e katıldı. Hı-hı. Bağımsız olan elemanların birilerine katılması hiç hoş değil. Burada Umbrella'dan tut birçok yer bağımsızdı ve bağımsız olan yerleri bir bir vurmuşlar. Bakın Epictora Güney İmparatorluğu'na ait. Biz buradan Reveal'ı falan alabildiğimiz hızlı bir şekilde alalım. Alabildiğimiz en hızlı şekilde. Şöyle yapalım. Zula'yı aç. Savaş atlarını alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bayağı bir atım varmış. Erzak kalabilir. Ticaretten hemen şöyle zeytin, üzüm, et, balık, tereyağı, hurma, bira, peynir. Ne bulursak alalım.
Bizim bu büyüyenlere bir çare bulmamız lazım. Yani baktığınız zaman çok fazla büyüyor, anladın mı? Güney İmparatorluğu örneğin çok güçlü. Yani Batı da kendine güç katmış, Finlandiya da kendine güç katmış. Kuzeyit zaten öyle böyle değil. Kuzeyit Finlandiya ve Sturgea ile savaşıyor. Biz de aslında şu an Sturgea'ya vura vura çocukları zayıflatıyoruz. En azından şu arka kısmı toplayalım, ardından salalım çocukları. Peki ben oraya kadar koşup sonra çağırsam adamlarımı? Nasıl olsa Sturgia'da kimse yok yani. Kimse benim adamlara zarar veremez. Yürü hocam Rivail'a doğru. Rivail'ı kesinlikle kendime alacağım bu arada. Sürüden eksi yiyoruzdur muhtemelen. Aa, çok az süre eksisi yiyorum. Vay be. Savaş atı isteyenleri de geliştirelim şöyle. 343 tane atlım var sonuçta burada. Bir saniye, şurayı yağmalayan arkadaş kimlerdense Javal'dan Maval'dan bir kafasına vurayım. Forayım. Hocam siz kimsiniz? Merhaba. Tebaamı rahat bırak ulen. Normalde ben girip bizzat vururum ama köydeyiz. Köyde ben girmek istemedim. Kral Forim. Kardeş senin klanın da sonu geldi. Oy 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 oy. Upgrade'lere gel. Senin klanının da sonu geldi. Babuş'un ihtişamı klanı ile ilişki 2 arttı. Çok iyi. Tek umursadığım şey benim klanlarla ilişkim geriliyor mu? Aa, geriliyor. Şunlarla gerilmiyor da sevgili Fıçı Göğüs'le niye geriliyor? Allah Allah. Adamı bağımsız yaptığıma pişman edecek beni galiba. Esirleri sat. Hızlıca Rivail'a doğru yola koyul. Rivail'a doğru yola koyul. Aa, Osman merhabalar. Osman Rivail'da takılıyor galiba diğerleriyle beraber. Hocam şimdi şöyle yapıyoruz. Hepiniz bana doğru geliyorsunuz. Bu klanların her birinin bir tane askeri grubu var. Keşke ikiye çıksa sayısı. Osman da buralarda. Tamam. Ben öncelikle bir şuranın yerleşmesini sağlayayım. Burası şehir olduğu için zor olacak tabii ki. Ama bütün orduyu çağırdım ve muhakkak geleceklerdir. Buranın ardından da Üstokol Kalesi'ni alıp barış anlaşmasını yapıştıracağım. Ya da iki kale daha alıp bir klanı daha mı ayağa kaldırsak? Her şey güzel olabilir ya. Yani bir klanı daha ayağa kaldırmak bizim için daha mantıklı olur. Vilandiyalılar Kingdom of Babuş'a savaş açtı. Oo. Sanırım Rivail'ı alıp ateşkesi basıyorum. Ama çok kayıp vermemem lazım. O yüzden bu savaşı da elle yöneteceğiz. Sonra Vilandia'yı defanslamaya gideceğiz. Hiç hoş olmadı bu ya. Gerçekten hiç hoş olmadı. Kurul. Şimdi şöyle yapsak hocam. Merhaba. Vilandia bizden ne istiyor? 2810 haraç. Ha, siege'deyim. Haracı vereyim, dalmasın, işim bitince gideyim diyecektim. Peki onlar kaşındı. Sturgia'dan gelen barış teklifi. Abi değerlendireceğim. Değerlendireceğim. Rivail'ı alayım, öyle değerlendireceğim ama. Yani bir şehir daha istiyorum hocam. Bir şehir daha olmalı bence. İçeride ne kadar esir vardı bilmiyorum ama ne veriyorlarmış? 3000 haraç. Hayır. Of. Eksi 6K. Eksi 6K. Hey maşallah. İyi bari Vilandia'dan birkaç adam biçeriz de ekonomimiz yerine gelir ya. Bizim ekonomi yerin dibine doğru iniyor çünkü. Hı. Çok güzel iniyor hem de yerin dibine doğru.
Tamam. Pekala. Şimdi hemen bu surların mancınıklarını bir ellerinden alalım. Güzel. Surları kırmadan içeri girilebilir mi acaba? 500 kişi var içeride. Osven'in ne kadar ordusu olduğunu bilmiyorum. Burayı alalım. Kendi güçlerimizle, kendi kuvvetlerimizle yapabileceğimiz en iyi şekilde burayı alalım. Sonra Sturgia'ya barış atalım. Normalde niyetim Sturgia'ya barış atmak değildi. Üzerine doğru iyice gitmek istiyordum ama yani Vlandia'dan gelen savaş ilanı bir parça sinir bozucu olduğu için güzel. Güzel fren yaptık agalara. Merhaba. Ayaklarını savunmadığı için teşekkür ederim ya o kalkan. Ayaklarını da savunsaydı şayet bayağı bir benim için üzücü olacaktı. Kim bana sıkıyor? Biri bana bir yerden niyetlendi ama şu herif mi misal? Bence o değil. Ben orayı vuramadığıma göre o da burayı vuramaz. Var bizde de okçuluk yeteneği var baya baya. Allah Allah. Biri bir yerden sıkıyor bana ama. Gördüm lan seni. Adam niyeti bozmuş bana takır takır çalışıp çalışıp duruyor. Bak gene bir ırz düşmanı var burada bir yerde. Irz düşmanı Dedeçtıt. Gene burada bir yerde bir ırz düşmanı var. Bak kim sıkıyor bana? Belki de çok uzaklarda aramamak gerekiyor. Değil mi? Ölü zannettim lan herifi. Ölü gibi duruyordu. Peki, Koçbaşı ve diğer kuşatma kulem hazır mı? Abi tek bir kuşatma kulesi üzerinden mi daldık? Ben her şeyi yaptıydım diye hatırlıyorum. Yuh birader ben oradan buraya gelen atakları kesemem ki. Ya burası şehir yani koskoca Rivale şehri. Elbette ki burayı alırken bir parça kayıp vermeyi göze almış olmamız gerekiyor. Zira öyle kimse kimseye beleşe şehir vermez. Ve ben bayağı bir ötedeki adama headshot atabildim. Ne yapıyorsunuz hocam? Niye ilerlemiyorsunuz oraya doğru? Aa. Bizim birlikler geri vites yapıyor. Kapıdan mı girmek istediler acaba? Sadece 6 kaybımız var şu an için. Evet, burası bir parça problem olacak gibi. Girişteki arkadaşları mutlaka üzecekler diye tahmin ediyorum. Diğer kulemiz nerede? Diğer kuşatma kulesinin nerede olduğunu bilmiyorum. Peki. Herhalde bütün güçleriyle kapıyı tutarlar diye düşünüyorum ama. Abi çok kayıp vermemek acayip önemli. Keşke hareket alanımın dar olduğu durumlarda kullanabileceğim bir silahım olsa öyle değil mi? Sadece göndergeli silahla takıldığım için bir tekel kılıç müthiş işe yarardı.
Tavana mı çarpıyor? Ne oluyor? Anlamıyorum ki. Yukarı çarpıyor. Yukarı çarptığından vuramıyorum. Güzel duvarmış. Yani tabii ki buralarda kullanmak üzere herhangi bir minik silah almamak benim kabahatim. O konuda hiçbir sıkıntımız yok zaten. Ya sadece Ronfalia değil, mutlaka yanımızda bir tane kılıç, balta, küçük balta, tekel, gürz. Herhangi bir şey, bir tane silah erimi düşük olan bir şey lazımdı. Biz full süvari tarzı giriştiğimiz için mekanlara. Hocam hala kapı alınamadı galiba. Şuradan geri çekilen arkadaşlarla da bir uğraşalım. Pekala. ...52 kişilik bir kaybımız var. Olur o kadar. Ya ben şu an kayba şeyden dolayı takılıyorum. Daha buradan bize vuran Vilandia'ya doğru ilerleyeceğiz ya. Ondan dolayı biraz takılıyorum. Vilandia'nın üzerine giderken elimizde askerimiz olsun diye. Daha doğrusu Vilandia bizim üzerimize gelirken. Bu arada agaları tek toprak bırakıp haraca da bağlayabiliriz ilerleyen zamanlar için. Tek bir klan bırakıp. Şimdi Sturgia'nın da krallık kral değiştirme vakti. Evet, 59 kişilik bir kaybımız var. Biz 62 kill almışız. Bununla beraber atletizm becerim gitgide artıyor. Ne yaparsam yapayım atletizme yansıyor galiba. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şu arkadaşın elindekinden istiyorum ya. Ronfalia iyi hoş da. 13 kişi var burada bir yerde. Nerede bilmiyorum. Bizimkiler onlara haklıyor. 73 tane adam da kaçmış. Oo. Bu kaçanlarla bir tur daha savaşmak zorunda kalacağız galiba. Reveal güzel bir yer ya. Yani 50 kayıpla şehir alabildiğim için mutluyum. Umarım buralardan iyi miktarda asker gelir ve burayı savunmaya iyi miktarda adam bırakabilirim. Adamlar geri çekildi. Asker gönder desem. 3 kayıpla. Çok iyi. Çok iyi. Yüce Prens Osman. Osman'cim maalesef sen de hayata gözlerini yumacaksın. Adamlarımızı şöyle bir upgrade'leyelim. Zaten şehrin içerisindesin. Tutsak limiti aşılabilir. Şehre merhamet gösterirsem... Kimle ilişkim gerileyecek bu arada? Simir'le 10. Tamam. Babuş'un öfkesiyle arttı ilişki. Güzel. Abi merhamet edelim yani. Koskoca yere merhamet etmeyip ne yapacağız? Öncelikle bir... aslında bunlar bize dalmadılar. Hayatını bağışlasak mı? Ne bağışlayacağım ya? Ne bağışlayacağım? Merhaba. Şuradaki eşyaları bir satalım. Üzüm, hurma, zeytin bir şey varsa alalım diyeceğim. Hiçbir şey yok galiba. Bir tek ellerinde birazcık balık kalmış. Peki. Alabildiğimizi alalım. Güzel. Kaleye gel. Garnizonu yönet. Güzel, sağlam adamlar bırakılmış buraya. Gayet iyi.
Şöyle kale, zindana gel, tutsakları yönet. Buraya konulanları kesinlikle harcayacağım. Peki. Güzel bir yer, güzel bir şehir. Rivail şehrini almak bize gerçekten güzel şeyler katar. Ve yerleşke de gayet güzel. Adamımız da birikti. Bununla beraber yerleşkenin öncelikle benim olmasını sağlayalım. Güney İmparatorluğundan Reyga. Oy 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 oy. Yerleşkeyi alayım ve ben savunmaya döneyim abi. Filintol Kalesi. Hayırlar ola. Rivail şehri kesinlikle benim. Söğüt kabuğu da beni destekliyor zaten. Peki. Şimdi biraz cepheleri azaltmanın zamanı. Biraz cepheleri azaltacağız. Sturgia ne diyor? 210 haraç alarak barış. İleride daha fazlasını verecektir. Ya da vazgeçtim. Siz de benimle geliyorsunuz. Filintol Kalesi'nin kuşatılma emri daha yeni geldi. Hiçbir şey olmaz yani. Orası kendini savunabilir. Birazcık zorlanacağız. Birazcık zorlanacağız haliyle. Yani Vlandia, Sturgia ve Sturgia'ya hadi geç. Sturgia'nın birkaç parça adamı var sadece. 142 tane çapulcu mu? O adamları avlamayı çok isterdim var ya. Yani hadi Sturgia'yı geçtim ama Güney İmparatorluğu'nun gelişi hiç hoş olmadı. Olsun. Biz de kalanları indireceğiz aşağı. Merhaba. Beyefendi, sanırım Filintol Kalesi'ni almaya gelmişsiniz. Savaştayız. Sana kötü bir haberim var. Bir klanın daha yok olacak. Ayrıca bir klanın da ciddi anlamda zarar görecek. Abagai. Abagai Tulag'ın kızı. Zaten benim ilişkimin yüksek olduğu bir klan yok ya. Mümkün mertebe az kayıp vererek oynamaya çalışalım. Herkes otomatikte, atlı askerler bir beni takip etsin, atlı okçular. Acaba atlı okçuları da mı otoda bıraksaydık? Bilemedim. Biraz şövalye toplayıp gelmiş Vlandia. Birkaç adamını idam ettikten sonra... Oh, lordlarından birini aldık bir de. Birkaç adamını idam ettikten sonra eminim ki... O barış anlaşmasını seve seve imzalayıp bize umduğumuz haracı verirler. Ben bu atlıların burada sağ kalabileceğine inanmıyorum. Güzel. Sürekli kendi adamlarıma çarpıyor okum. Pekala, beni takip etmeye devam. Beni takip etmeye devam. Sizin de komuta devriniz açık olsun ya. Hani ben istiyorum ki buradaki Vlandialı agaları bir avlayalım. Arbeletlileri falan. Süvarilerine karşılık verecek süvarilerimiz var. Süvariye süvari hücumu her zaman var. Siz okçularını falan avlayın. Bu arada vuruşa vuruşa elimdeki adamlar veteran olacak. Ben herhangi bir şekilde Güney İmparatorluğu'na saldırmayı planlamıyorum bu arada sevgili dostlar. İzin verelim Güney İmparatorluğu üzerimize gelsin neyi varsa. Ve biz Güney İmparatorluğu'nun gelen elemanlarını keselim sadece. Şu saatten sonra güzel barış anlaşmaları gelene kadar defansif moddayım. Güzel barış anlaşmaları geldikten sonra böyle duruma göre değerlendirmede bulunuruz. Oy. Bak bunların göndergeli silahı iyi. Bizim adamlar da ağırlıklı olarak atlı. Mızrakçıların üzerine atlı hücumu hiçbir zaman için hoş bir senaryo çıkarmaz ortaya ama elimizden geleni yapacağız. 3 krallık birden. Gerçi Vlandia ile Güney İmparatorluğu geldi de
Sturgeye biz geldik ama olsun. 3 krallıkla savaştayız efendim aynı anda. Yani birazcık klan sayım fazla olsa bütün haritayla savaşabileceğime inanıyorum ama. Ay 120 kayıp fazla. Ya bizim çocukları bir salıp farm yapmalarını sağlamak lazım. Asker toplamalarını sağlamak lazım. Ama muhtemelen büyük bir Güney İmparatorluğu Birliği üzerimize doğru geliyor. Sevgili dostum hepiniz esirsiniz ve muhtemelen gün ışığını bir daha göremeyeceksiniz. Zira sanırım ölüler ışık göremez ama bakalım. Babuş'un ihtişamı klanı. Bizim Babuş'un ihtişamı klanı ile aramızda bir problem var galiba ya. 89 bu heriflerle aramızda problem var. Ciddi problem var. Neyse fark etmez, nüfus geliyor, basarız. Önemli değil. Yavaş yavaş toprak sayım arttığında her şey yoluna girer zaten. Öncelikle bir elimizdeki adamları bir indirelim. Sevgili dostum senin ölümünle koca bir klan yok olacak. Kulag'ın kızı Abaga'yı ve diğer eleman da gidiyor efendim. Vlandia yeni hükümdar seçmek zorunda kaldı. Tamam, tutsaklardan herhangi bir şekilde Lord esir eden yok. Buradan hemen bir Seanon'a doğru dönelim. Abi ardından bizim çocukları bir tık bir salmak lazım gibi. Bir tık bir salıp. Hani evet, Babuş'un ihtişamı klanı ile 10 azaldı ilişkin. Kaç oldu misal Babuş'un ihtişamı klanı ile ilişkim? 59. Bu adama aldığıma pişman olacağım ben galiba ya. Abi diğerleri höt demiyor, pöt demiyor. Bu adama bakıyorum sürekli bir derdi var, ben anlamıyorum ki. Garnizonu yönet. Hiç atlı askerimiz var mı garnizonda? Merhaba. Kaan muhafızı, atlı okçu veya şey böyle Kuzey Togurdu, kargıcı, normal okçu. Heh. Sadece atlı var mı? Tam Batanya izcilerini alalım. Eyvallah. Tamam. Alışveriş yaparak hemen maddi durumu da tolere ederiz. Çok iyi. Peki. Hocam gidin bir dinlenin. Yani bu eleman beni sıkıntıya sokacak gibi ya. Babuş'un ihtişamı klanına keşke vermeseydim kızımı. Yani niye anlamıyorum bak. Diğer herkesin her şey yolunda. Misal ne olabilir bir bakalım kendi krallığımızdan. Kingdom of Babuş'a. Gezgin Nus, Çıkarcı ve Gözüpek. Tamam. Aa, bir oğulları oldu galiba Çangan isimli. Çok çok iyi. Bu Babuş'un yaveri klanı. Babuş'un öfkesi klanı. Merhametli ve çıkarcı. Fıçı göğüs, cömert ve dürüst. Senin problemin ne? Ya asil ve cömert olman umurumda bile değil. Onursuz hareketlere karşı mı alerjisi var? Yani gittik haritada tek bize debuff verecek adama mı daldık? Bunlar da 716 askerle geliyor. İyi izleyin bak. Birazdan savaş ilanı geliyor bize. Birazdan savaş ilanı geliyor bize abi. İyi izle. Bu sefer de Batı İmparatorluğundan geliyor savaş ilanı. Sturgia'dan 5K haraç alarak barış. Abi lütfen. Zaten fıçı göğüste diyor ki lütfen. Of. Of 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 of. Sturgia'nın canını aldık galiba. Ne sana 5000 haraç ödeyeceğim ne de diğerine 5 kuruş vereceğim. Lütfen ölüm olmasın. İyi peki, bir iki adam ölebilir. Bunları esir almaya bile değmez. Yok yere hızımızı kesmesinler. Hız zaten sürüden kesiliyor mu? Yok, ormandan ve düzensizlikten. Ha, savaşa girdik çıktık ya, geçici süreliğine düzensizlik vardı grupta değil mi? Hocam şimdi
Sevgili Vlandia'nın ne yapacağını görmek istiyorum. Yani adamların kervanlarını falan yiyebilirim de. Vlandia tarafı o kadar güçlü mü? Bence değil abi. 4 tane klan kaldı heriflerde kala kala. Ve size haraç ödeyerek barış yapmayacağım tabii ki de. Şimdi bak misal Güney İmparatorluğu güçlü kuvvetli geliyor. Savura savura geliyor ama bu kadar fight'a dayanamaz Güney İmparatorluğu. Misal bu arkadaşı bulursam royalty'nin oralardaymış bu. 4 seviye bir klan yok olacak, tamam mı? Burada 2 tane adamları kalmış. Vlandia'yı bir sallantıya sürükleyelim, yürü. Royalty'e doğru gidiyoruz abi. Çünkü en son o hanımefendi orada görülmüş. Bu bir suikast görevi. Bu bir suikast görevi. İnşallah o ara bir yer kuşatma yemez. Royalty'e doğru bir gidelim. Ve hatta şöyle yapalım sevgili dostlar. Gelecek bölümlerde Vlandialıların kellesinin peşine düşelim. İzleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esenlikle kalın. Bye bye.